Hanımefendiler, beyefendiler herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Efendim bugün birazcık heyecanlıyım. Bugün DJI'ın bir mikrofonunu aldım. Ee, biraz önce Mediamarkt'tan arkadaşım sağ olsun benim yerime gitti aldı. Ee, sonra da onunla buluştuk. Güzelce bir şey yaptık. Efendim DJI Mic aldık. Kanalımıza yaptığımız yatırımlardan bir tanesi oldu. Şimdi bunun içerisinde bir tane alıcı var. Bir de ikinci konuklar için kullanacağımız bir tane daha şey var. Ee, aynı zamanda da Dead Cat denen bu rüzgarda fışır 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 yapıyor ya Onun için şöyle de bir aygıtları var Bunu bunun üstüne takıyoruz Ve dışarıdaki işlerde de kullanabileceğimiz bir Dead Cat'imiz de oldu Bunu bana açıkçası Sizlerin bir nasıl diyeyim Hediyesi olarak düşünüyorum Kanalım yaklaşık 4.5 milyon gösterime sahip Ve bunun 1 milyona yakını Çektiğim videolardan geldi Bu çektiğim 1 milyona yakın gösterimden Youtube sağ olsun bana o e, mikrofonu alayım diye düşündüm biraz. Evet arkadaşlar, madem artık bir şey mikrofonumuz var. Dışarıdan geçen bütün arabaların yerine rahatlıkla ben dışarıda sohbet edebilirim. Ben neredeyim şu anda? Burası Atak Nef Florya konakları mı ne diye geçiyor? Tam böyle eski polis lojmanlarının yanına yapılmış Florya'daki işte yan tarafta Türk Hava Yolları'nın e, eğitim uçuş okullarının olduğu. Buradan da E5 Sefaköy'e bağlandığı bir yer. Ah ah buraları zamanında peşinatını vermek üzereyken vazgeçtiğimiz bir şey var. Şimdi anca böyle bakar bakar durursun. Çok da güzel bir site oldu. Heh, şimdi neden arkadaşlar Tesla durduk yere bir anda Türkiye'de marketi sadece FSD ve şey için açtı. Geliştirmiş otopilot için açtı da premium paket için açamadı. Ya da neden Tesla Market'in Tesla Mat'idir, aksesuarlarıdır bunları satan yerini açamadı da böyle bir yer açtı merak ediyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Çünkü Tesla'nın son çeyrek bilançosunda dünyadaki artan faizlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef fiyatlarının indirim gitti. Yani insanlar daha yüksek faiz ödemekle araba alamadıkları için em orada işte em, tavsiye edilen pazar em, tavsiye edilen satış fiyatlarından Tesla 3000 dolar 4000 dolar indirim yapıyor ki o parayla insanlar kredi kullanabilsinler. Çünkü Amerika'da kimse bizim gibi arabaları peşin para almıyorlar. Hal böyle olduğu zaman da peşin para almadıkları için maalesef araçlarını indirimli alabilmek lazım gerekiyor. Pazar payı kaybetmemesi adına Tesla bunu yapıyor ve dünyada daralan bir e, ekonomi var. Fakat Tesla'nın son dönem bilançosunda %30 büyümüş ki Tesla her sene araba satışlarına %20 büyümesi gerekirken yanılmıyorsam Bora-Özkent'in kanalında vardı. Bu dönem %10 civarında 6.5-10 civarında tam rakamı net hatırlamıyorum ya yani beklentilerin çok daha altında olduğu için hisse senedi... Aha bak şimdi araba geçiyor mesela eskiden bu daha da çok bağırırdım. Şimdi mikrofondan dolayı bağırmayacağımı düşünüyorum. şey, ne diyordum? %20 büyümesi gerekiyor ki Tesla hisse değerini koruyabilsin. O yüzden de %20 hissesi düştü. Fakat bu bilançoda %30 servisler tarafında bir kazanç vardı ve Tesla Türkiye bu arabalardan bu sene 10.000 tane sattığı için ve bunların %95'inde belki de full self driving olmadığı için şu anda çok güzel 3.500 dolar löp et yani %100 kar. Çünkü bu arabaya yazılım yazılmış. 3.500 dolara size sattığı anda full e, ülke e, OC'yına diyoruz biz. Ülke karlılığına artı olarak yiyecek ve muhtemelen de Tesla giriş stratejisi hani bu arabaları rüya fiyatlardan çıkardı ya. Çok minimal karlarla belki de karsız sattı. Şimdi sizlere bunu sundurarak 95.000 TL ve 146.000 TL sattırarak %100 karlı bir operasyon olacak. Bu motosikletin sesi nasıl geldi? Onu da merak ediyorum. Lütfen yazın. Şu anda bu bir deneme kaydı. Böyle olduğu için de burada birazcık trik var. Şimdi o zaman Engin Hoca EGNS'ine alacak mı? Bunu asla almayacağım dostlar. Çünkü full self-driving, ne zamanki evimden yazarım, ben arabanın içine keyif yaparak beni götürecek hale gelir ki bunu açıklamaları gerekir. O geliştirmiş otopilotta da yan koltuğa tık tık iki defa basmakla ben 25 bin kilometreyi çok rahatlıkla yaptım. Geliştirilmiş otopilot bir de full self driving dediğimiz kendi kendine gidebilme kabiliyetini alacak mısın Engin? Bakın şu kırmızı ışıklar FSD Beta'yı eğer açarsanız otopilotta otomatik direksiyon beta bölüm var. Full self driving görselleştirme ön izleme diye. Kırmızı ışıklarda gitme yok. Yeşil yandı ama bakın araba gitmiyor. Sadece dıng diye bir ses çıkardı. Zaten bana bu bile yetiyor. Türkiye şartlarında değil, dünyada bile daha full self driving istenilen, arzu edilen bir şekilde çalışmıyor. O yüzden de çalışmadığı için bunu yapmaya ihtiyacımız olmayabilir sevgili dostlar. İnsanlar oto geliştirilmiş otopilotun Summon diye bir özelliği var. Kesin Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Yağmurlu bir havada işte arabaya yanıma gel diyorsunuz. Atlayıp getiriyor ve 95.000 TL'lik bir fark gerekiyor. Ne alıyorsunuz bu 95.000 TL'ye? Sol sinyali verdiğiniz zaman eğer otopilottaysanız, yan şerit boşsa arabayı yan şeride geçirme hakkı tanıyorsunuz. Bildiğiniz üzere biz e, şu anki standart otopilotumuzda düz yolda 100-120 ile otopilota bağladığımız zaman e, şerit değiştirme opsiyonları maalesef çalışmıyor. Şerit değiştirmek için sinyal veriyorsunuz. Elinizle geçtiğiniz zaman e, otopilot bozuluyor. Sonra koldan iki defa dıng dıng basıp Böyle şey yapmanız gerekiyor. Bunu yapmakla şu iki defa basmayım ben. işte müsaitse yol geçeyim demeniz sizlere işte bir artı katabilir. Yalnız FD'nin kanalı var Furkan'ın kanalı. O da çok kıymetli bir test acıdır ve elinde full self driving'li zaten testlaları olan birisi. Ben onun kanalını izlediğim zaman bu sağ sol şerit değiştirmenin çok mükemmel ortamlarda olabildiğini gözlemledim. Ne demek bu? Çok e, mükemmel ortam. Sağ şeritten kimse gelmeyecek, soldan kimse gelmeyecek, arka kamerada kimse olmayacak. Hızları falan hesaplayıp eğer müsait bulursa araba sola sinyal verdiğinizde eğer direksiyonu da tutuyorsanız sola doğru çeviriyor. Şimdi ben burada bir tane bunun görselini yapacağım. Neyi alacaksınız? 95.000 TL KDV dahil. E, bu bir şerit takip asistanı değil, bu bir... Adaptif Cruise Control değil. Bu tehlikeleri fark ederek ona göre hemen önlem alan bir şey. Sadece sol sinyale vereyim de şeridi değiştirsin. O da yine tekrar ediyorum. FD'nin kanalında nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz. Öyle atla deve bir olay değil. Sam'ın özelliği. Arabayı buraya park ettim. Ben de burası zaman herhalde ileride kafe olur. Şurada oturuyorum diyelim ki. Bastım oraya kadar gelme özelliğini. Ah <laughs> ah. Canım benim öyle bir durum yok. Belki de onu BTK bile yasaklayabilir yani araba o anda kaza yapsa kim sorumlu olacak? Bir sürü şey var Tesla mı? Tamam ben benim sorumlu ama acaba kardeşim kullanırken samına çağırırsa appten benim üstüme mi yazacak? Husumetli olduğunuz biri var arabanın appi ondaydı eşiniz çocuğunuz falan filan İşte senin yetki verdiğin birisi o samını hava atmak için kullanırken o anda şu yoldan böyle hıp hızlı gelen bir motosiklet bu arabaya çarparsan kim sorumlu olacak? Bunların hiçbirini yok. Ben sorumlu olmak istemem. Arkadaşıma işte kardeşim emanet vermişim. Samını kullanmış. O yüzden bu teknoloji hani bizim kadar şeylerde bile muallakta. Ve de zaten aldığınız 95 bin liralık ürün de çalışmıyor. Onun fiyatı dolar cinsinde hep öyle olacak. Bir de Amerika'da Black Friday dediğimiz hani kara cuma indirimli olan yerler bizim muhteşem cuma. Sonra muhteşem kasım indirimleri diye değiştirdiğimiz. Hani Türkiye'deki politik havalardan dolayı değiştirdiğimiz o dönemde %50 indirimle de satılıyor. O öyle bir indirim geldiğinde oturur ağlarsın. Bir başkası da e, yine otonom geliştirilmiş otonomla alakalı e, işte bu park yerinden çıkartma biraz daha şey yapma. Arkadaşlar bu arabada da şeyden kaçınma var. E, siz getirin onu. E, kazalardan vesairelerden kaçınma var. Öyle olduğu için de ee, bu konuda herhangi bir tedirginliğiniz olmasın. Daha iyi bir şeyi almıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim 95.000 TL yaklaşık e, bugünkü kurlarla işte 4.000 dolar civarında bir para yapıyor. 3.500 dolar civarında yapıyor. Bugünkü Türkiye'nin euro bondları %10 yield veriyor. Yani %10 e, dolar getirisi sağlıyor. 2047'ye kadar vadeli kağıtlar alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. E şimdi ben senede sırf şu kolu kullanacağım diye 350 dolara yakın bir de getiriden mahrum kalacağım. E, kaldı ki e, bunun finansmanını TL yapacaksınız şimdi. Onu ödeyeceksiniz bir ay içerisinde. Çünkü taksit maksit olanağı da yok. Paranın bu kadar değerli olduğu ve zamanında araba alabildiğimiz fiyatlara ufacık bir özellik farkı alabilmek bana mantıklı gelmiyor. Hele ki daha o otopark işleri falan. Ama Tesla neden bunu satmaya çalışıyor onu da durduğumuz yerde anlatayım. Amerika'da Black Friday dediğimiz hani kara cuma indirimli olan yerler bizim muhteşem cuma sonra muhteşem kasım indirimleri diye değiştirdiğimiz hani Türkiye'deki politik havalardan dolayı değiştirdiğimiz o dönemde yüzde %50 indirimle de satılıyor. O öyle bir indirim geldiğinde oturur ağlarsın. 50 bin liraya düşünce satıldığını görünce çok üzülürsünüz. O yüzden bunu size tavsiye etmiyorum. Engin Hoca şeyin doğrusunu söylüyor. Tekrar edecek olursam 95 bin TL'ye 500 defa arabayı valeye verebilirim. Kafam rahat olur. Sam'ın özelliği için alıyorsan. Sol sağ sinyal verdim. Zaten mükemmel koşullarda çalışıyor. Öyle beklediğin gibi sola verdim. Geçti sağa verdim. Geçti değil. Zaten o kadar da araba kullanın yani. Ee, şimdiden gelecek Engin. Ben bu arabayı 3 milyona aldım. 100 bin lirada neymiş? Yüzde 3'üne denk geliyor. Sana ne kardeşim? Paşa gönlün bilir. Ee, hiçbir itirazım yok. Zevktir, keyiftir. Ee, ben sadece bir pencere açmak için bunu söyledim. Almayın, sakın, yasak diye bir durum yok. Kendi burası benim bakış açılarımı yaydığım bir kanal olduğu için sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Umarım e, mikrofonum güzel çalışıyordur şu anda baktığım kadarıyla. E, eğer bir de böyle patlaması falan yoksa hayırlık uğurlu olsun DJI Mic e, bu sizlerin sayesinde. inanın bu kanala gelen işte daha parasını alamadım da yazıyor işte orada e, daha kod mod gelecekmiş öyle bir durum. Ben şimdi güzelce haftaya hazırlanacağım. Pazartesi günü bir yerde etkinliğim var. Ona gideceğim sabah 8'de. Sonra da saat 3'te kanalımın bir takipçisiyle yemek yiyip bir toplantı yapacağız. Çok teşekkür ederim. 1279 kilometrelik Rize Gürcistan İstanbul videosu patladı. Yani Ha hiçbir video bir günde 22 bin izlenmemişti. Galiba yavaş yavaş büyüyoruz. Allah bozdurmasın neşemizi, keyfimizi, sağlıkla, mutlulukla hep beraber e, burada e, yaşamayı. Eğer benimle alakalı bir geri bildiriminiz varsa, ben bütün yorumlarınızı okuyorum. Çok merak ettim bu motor gelişim. Yorumlarınızı okuyorum, hepsine de cevap veriyorum hala. E, bir yerde tabii artık veremeyecek duruma geleceğim, ama ne zaman olur bilmiyorum. Şu an için her şey yolunda gözüküyor. Sadece hakarete, böyle işte nasıl böyle düşünüyorsun, saçmasın sen falan diyenlere çok kale almıyorum. Ama eğer bir şey de görürseniz, Engicim eskiden sen böyle değildin, senin o tarafını daha çok seviyoruz diye. Bizler geri bildirim açık insanlarız dostlar. Sizlerden aldığım geri bildirimlerle bu kanalı bu hale getirdim. Mesela içinizden bir tanesi ki çok sert bir takipçidir. O bana başlıklarını çok kötü atıyorsun diye yazmıştı. Hakikaten araştırma ettim. Bir süredir başlıklarımı düzgün atıyorum teşekkür ederim dostum diyebilirim. Öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. En güzel günler sizinle olsun. Hoşçakalın.